Merhaba arkadaşlar. Bu problem bir problem var. Sınavlarda çok çıkar arkadaşlar. Mesela bir çiftlikte koyun ve tavuklar vardır. Hayvanların toplam sayısı 36'dır. Hayvanların toplam ayak sayıları toplamı 86'dır koyun ve tavuk sayıları sırasıyla kaçtır? Arkadaşlar bu böyle de olabilir bu soru. Şöyle de olabilir. Mesela bir, iki, bir markette iki çeşit mal vardır. Birileri %18 KDV, birileri %1. Böyle de çıkabilir. İkisi de aynı şeye gelir. Şimdi böyle sorularda hepsini koyun olarak düşündüğümüzde Hepsini koyun olarak düşün. Hepsi koyun olsa diyor. Hı, tavukları da koyun gibi düşünsek. 36 çarpı 4 ayak sayısı 144 olacak. Ne oldu ayak sayımız? Halbuki 86 idi. Neden fazla geldi? Çünkü tavukları da 4 ayak yaptık. Bak 144 8, 86 58 fazla neden? Tavuklara 2 yerine 4 ayak taktık. O zaman 58 fazla ayak kaç tavuğa takıldı? 58'i 2'ye bölüyoruz. 5'te 2 x 2 kere 2, 2, 2 4 18'de 9. Demek ki 29 tavuk var. Geri kalanlarda 36'dan 29 7 koyun var. Sağlamasını yapalım. 29 çarpı 2 58 ayak. 7 çarpı 4 28 ayak topladık. 86 da ayak. Hayvanları topluyor. 9, 7, 16, 36 doğru. Bir de şöyle düşünebiliriz bu soruyu. Hepsini tavuk olsa 36 çarpı 2 72 halbuki bizim ayak sayımız 86 idi. Neden az çıktı? Çünkü şurada koyunlara iki ayak taktık. Orada kaç koyuna ait bu 14 azalan ayak 14 2'ye bölü 7 koyun 7 koyun varmış. Geri kalan 36'dan 7 çıkarıyoruz. 29 tavuk sağlamasını yapıyoruz. 7 çarpı 4 28 29 çarpı 2 tavuklar 58 toplam 8 8 16 86 7 9 16 36 da hayvan sayısı. Arkadaşlar bu soru çok çıkar. Demek ki iki şekilde düşünce soruyu. Ya hepsini hepsini koyun olarak düşürsek fazla gelir. Hepsini tavuk olarak dişe az gelir. Ayak sayısı onun için e, böyle düşünerek çözeceğiz başarılar dilerim